İkinci isim Tuğçe Tatari. O da telefon attığımızda. Tuğçe merhaba. Merhaba. Senin kitapla ilgili konuşmaya başlamadan önce bir son dakika gelişmesi vardı. Onunla ilgili bir bilgi aktaralım bizi dinleyenlere. Başika kampı Musul yakınlarında Türk askerlerinin oradaki savaşçılara eğitim verdiği bir kamp ki çok konuşulmuştu. Bağdat-Ankara hattında krize de neden olmuştu. Oraya IŞİD tarafından bir havan toplu saldırı gerçekleştiği haberi var. Şimdi biraz bilgiler daha da netleşiyor. Başika'daki saldırıda biri ağır, 4 Türk askerinin yaralandığı bilgisi geldi. Enteresandır. Türkiye o kampı korumak için oraya tank gönderdiğini söylemiş. Bağdat'ta kriz aşılamamış. Onun üzerine bir takım kuvvetlerini geri çekmişti. Geri çektikten sonra da böyle bir saldırı gerçekleşti. Devamında aktaracağız gelişmeleri. Ama Tuğçe ile devam edelim. Az önce Hasan Cemal ile konuşmuştuk. Hasan Cemal'in kitabı yasaklanmıştı. Tuğçe'nin de kitabı yasaklandı. Tuğçe Tatari'nin de. Nasıl aldın haberi? Kim söyledi sana Tuğçe? Veya şaşkınlık verici bir şey aslında bu. Çünkü kitap çıkalı da epey oldu. 8 baskı mı oldu? 8 baskı oldu. Yaklaşık bir sene olmak üzere daha olmadı ama. Ben cuma günü öğrendim aslında. Cuma akşam üzeri. Yayın evinden öğrendim. Yayın evine de nerede olduğunu tam olarak öğrenemediğim bir DNA çalışanından haber gittiğini biliyorum. Aslında bu bir operasyon sonucu, evlere ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucu, o ortamlarda bulunan kitaplar dolayısıyla alınmış bir kararın sonucu olduğundan dolayı bizler dosyanın tarafı olmadığımız için bizlere karar gönderilmedi aslında. Yani biz karardan da haberdar olamadık. Bir takım kitap evlerine, cezai uygulamaya giden polis memurları kararın 6. sayfasında sadece benim adımın geçtiği bölümü göstererek böyle bir durumdan haberdar etmişler. Onlar da yayın evini aradılar. Bizim böyle haberimiz oldu. Haberimiz olduktan sonra avukatlarımız aracılığıyla kararı talep ettik. Ancak dün ulaşabildik. Kararı ulaştıktan sonra haber oldu. Yani yoksa aslında biz cumadan beri biliyoruz meseleyi. O evde ele geçen kitaplar arasında, ele geçen diye ibarede bu şekilde, ele geçen kitaplar arasında senin kitabın da var. Kemal Tahir kitabı da olsa Kemal Tahir kitabı da mı yasaklanacak? Yani bu bakış çok kolaycı bir bakış. Belki de senin kitabını okumadan yasakladılar. Sadece isminden dolayı. Anneanne ben aslında Diyarbakır'da değilim. Büyük ihtimalle öyle. Ama ne oldu? Zaten bir kitabın içeriğinde ne olduğunun da yasaklanması için bir neden yaratabileceği bir durum yok. Yani kitabımı benim okuyup onun içinde sakıncalı bir ibare olup olmadığına karar verecek düşünce insanları savcılar veyahut da siyasetçiler olamaz. Elbette. Yani kitaplar böyle değerlendirilen şeyler değil. Yazarlar da böyle değerlendirilen insanlar değil. O yüzden mutlaka okumadan alınmıştır karar ama okunarak da alınsa fark yani, etmez yani. Sonuç olarak böyle bir karar aslında her yönüyle, her yönüyle. Alınamaz. Yani okumadan bile anlamında söylemeye çalışmıştım. O yani kadarı bile yoktur diye. Zaten mutlaka öyle olmuş. Çünkü zaten kararda kitabımın adı dahi yanlış yazıyor. Yayın evinin adı yok. Zaten yani hani böyle bir hani ne bulursak yasaklayalım gibi bir tarz oldu ortada. Aslında son dönemin çok sıkça rastlanılan yasak kelimesinin burada da uygulanış biçimi baktığında. Haber yasak, sokağa çıkmak yasak, kitap okumak yasak diye de devam ediyor herhalde. Umarız kısa sürer bu dönem diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz.